Muhalefet mensuplarının konuşmalarını dinlerken aklıma Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çok sık kullandığı bir cümle geldi. Şöyle diyor: en çok hayıflandığım husus şöyle dişime göre bir muhalefet olmayışıdır. O konuşmaları dinlerken hep bunu düşündüm. İnşallah önümüzdeki dönem şöyle dişimize göre bir muhalefet meclis grubu oluşur. Bunun için sizin için duacınızım diyerek eleştirilerin tabii bir kısmının iler tutar yanı yok. Ben her dile gelen husus için cevap verecek değilim ama genel olarak birkaç hususta detaylı bilgi verme imkanı sağladığı için hakikaten değerli meclis üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Şimdi kentsel dönüşümle ilgili bir rakam telaffuz ettim. Ben tabii biliyorum bu rakama itiraz edeceğinizi. Fakat ben bir toplama yaptım. Şimdi de size toplamanızı tavsiye edeceğim. Eksik söylediğimi göreceksiniz. Rakamı eksik söylediğimi göreceksiniz. Bizim değerli arkadaşlar, bizim en rahat olduğumuz husus Zeytinburnu'nda kentsel dönüşümdür. Bunda sizin de payınız olabilir. Kimin emeği varsa teşekkür ediyoruz. Neden? İlk yaptığımız iş bu meclisten kentsel dönüşüm müdürlüğünü kurmak oldu. Daha önce bu belediyenin idari işlerden sorumlu başkan yardımcılığını yaptım ben 10 yıl. Dolayısıyla bu belediyenin yeni bir müdürlük kurmasının anlamını en iyi ben biliyorum. Biz bir hedef ortaya koyduk. Hedefimizi, beklentimizi, yönelimimizi ortaya koyduk. Hem kendimize, hem belediyemize, hem de Zeytinburnu'na. Dolayısıyla kentsel dönüşümle ilgili sabaha kadar müzakere yaparız. Her seferinde biz buradan karlı çıkarız. Üstelik karşımızda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni yöneten bir CHP meclis grubu var. Hani bu konuya bence girmeseniz daha iyi ama dedim ya, dişime göre bir muhalefet bu dönem nasip olmadı. Şimdi efendim, rakamlar yanımdaydı. Virgülüne kadar rakamları söyleyeceğim. Önce biz yola çıkarken şunu söyledik. Önümüzdeki dönem biz Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ki o zaman iklim değişikliği eki yok, ve TOKİ ile birlikte yürüyeceğiz dedik. Çünkü bunun bir anlamı var. Bizim 2 yıllık bir emeğimiz var idi Toplu Konut İdaresi'nde, TOKİ'de. Önce Zeytinburnu Belediyesi, Çevre Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ ile birlikte yürüttüğümüz projedeki konut ve ticaret rakamlarını Hasan Hüseyin Bey yazacak. Bence yazıyor. Evet. En son toplamanızı rica edeceğim Hasan Bey. 5 tesis, 160 konut, 55 ticari bölüm. Teslime hazır. Allah nasip ederse bu ay içinde teslime başlıyoruz. 5 tesis kentsel dönüşüm projesi. Çevre Şehircilik Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi, Zeytinburnu Belediyesi işbirliği yapılıyor. Teslime hazır. Kentsel dönüşümle ilgili başka söyleyeceğiniz şeylere verecek cevabım çok. Bütçe geleneği olduğu için sonunda bir ikram var. Acıkana kadar buradayız. Merak etmeyin, ben sizi acıktıracağım. Tesis Mahallesi 281 konut, 97 ticari bölüm. Allah nasip ederse 2024 yılının ilk 3 çeyreğine, yani en geç Mart'a kadar yetiştirmek için çalışıyoruz. Bir ara not, hepiniz yaşadınız, hepimiz yaşadık kendi inşaatlarımız dahil. Bu dönem talihsizliklerle dolu bir dönem oldu. 2 yıla yakın bir salgın yaşadık, kendi inşaatlarımız uzadı. Sonra deprem oldu. Depremle ilgili aramızda inşaat yapan arkadaşlar var. Depremle ilgili de inşaat piyasası inanılmaz zorlandı. İnsanlar, usta, işi bilen insan bulmakta zorlandılar. İşler uzuyor ama takip ediyoruz. Efendim, rezerv konutları teslim ettik biliyorsunuz. 340 konut. Buradaki ticaretleri saymıyorum çünkü kentsel dönüşüme dahil değil. Merkez Efendi Arnavut Mahallesi, Mustafa Bey teşekkür etti. Bir önceki konuşmasından farklı olarak teşekkürü için ben de teşekkür ediyorum. 482 konut, 44 ticari bölüm. Bu vesileyle bunun da aşamasını söyleyelim. Kurul kararı çıktı. Şu anda zemin etütleri yapılıyor. Bir an evvel ihale etmek için çalışıyoruz. Zemin etüdünün yapılabilmesi için binaların yıkılması gerekiyordu. Mimarisi, statiği, elektriği, mekaniği çalışılıyor. Aşama aşama her gün takip ediyoruz değerli arkadaşlar.
Buradakilerin toplamı 1263 konut, 196 ticari bölüm. Tekrar başlığı hatırlatalım. Çevre Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ işbirliğiyle doğrudan yaptığımız kentsel dönüşüm. 1263 konut, 196 ticari bölüm. Efendim, bir diğer başlık, önündeki engelleri çözerek dolaylı olarak kentsel dönüşümüne destek olduğumuz projeler. Yine burada adı geçti. Çok küçük bir kısmı Çırpıcı'da, büyük bir kısmı Veliefendi'de kalan Çırpıcı Veliefendi'deki konut projesi. Birinci etabının temelini attık biliyorsunuz. Orada şu anda yürüyen inşaat 288 konut, 12 ticari bölüm. Şu anda inşaat yükseliyor. İkinci etabın rakamı burada yok. Çünkü maalesef hani bizim bu kentsel dönüşüm konusunda yaşadıklarımızı hani anlatsak roman olur derler de, iki maliki rıza edemediği için yüklenici yıkılamıyor ve diğer 200 oradaki hak sahibi 280 civarında hak sahibi onu bekliyor. İki malik. Efendim, bir diğer husus, yine hepiniz biliyorsunuz, katılacaksınız. İETT blokları, 20 yıllık mesele, plan sorununu çözdük. Seçimden önce sözümüzdü, hatırlayın. Kaba inşaatı bitmek üzere şu anda. 467 konut, 15 ticari bölüm. Dolaylı olarak yürüttüğümüz kentsel dönüşüm projelerinden bahsediyorum. Yine buradaki sizin de katkılarınızla geçen Mevlana Caddesi'ndeki plan düzeltmesi, hatırlayın 10 yıl daha büyük parsele teşvik verdik ama yürümedi. Detayına girmiyorum. Burada da 81 konut, 7 iş yeri şu anda dönüşüyor. İnşaat yürüyor arkadaşlar. Burada da 836 konut, 34 ticari bölüm var. Bunu da eklemenizi rica ediyorum. Bir diğer husus, Seyit Nizam'da yine bir riskli alan ilan edilmişti. Yürümedi. Yakın takip eden meclis üyelerimiz var. Burada da 13 artı parsel üzerinde bulunan 13 adet bloktaki 82 konutun dönüşüm, Seyit Nizam işçi blokları bu ay itirazları gelmişti. Burada da 82 konutun dönüşümünün önünü açtık. Emin olun önümüzdeki ay ruhsata gelme ihtimalleri var. Hak sahipleri çok yönlü olarak menfaatlerini araştırıyorlar. Elbette asıl kentsel dönüşüm için önemsediğimiz şey bu işin sürdürülebilir hale gelmesidir. Bunlar bizim ya doğrudan yürüttüğümüz veya muhtelif plan sorunları sebebiyle plan sorunlarını açarak yürüttüğümüz, yürümesini sağladığımız işler. Ama esas ne? Zeytinburnu'nda kentsel dönüşümün kendiliğinden de hak sahipleri tarafından da yürütülebilir olması lazım. Değilse bütün Zeytinburnu'nu TOKİ, Çevre Şehircilik Bakanlığı, Zeytinburnu Belediyesi ile yürütmemiz, dönüştürmemiz zor görünüyor. Bunun için de biliyorsunuz Kasım 2021'de yürürlüğe giren, İstanbul'a örnek olan ve birçok ilçe belediyesi tarafından taklit edilen, örnek alınan diyelim, çok yanlış bir kelime kullandım, örnek alınan bir kentsel dönüşüm imar plan notlarımız var. Bu plan notlarımızın Zeytinburnu'ndaki dönüşümü hızlandırdığını muhalefet meclis üyeleri de kabul ediyorlar. Zaten siz de sahada görüyorsunuz. Bu yolla kaç ruhsat vermişiz onun rakamını söylüyorum. Kasım 2021'den şimdiye kadar 3616 konutun ruhsatını vermişiz. Hasan abi yazmadınız mı? Bizim yaptığımız teşvikle birlikte ruhsat alan herkesi saymak zorundayız. Çünkü ben zaten bunun için yaptık, bunun için çalıştık. Arkadaşlarımız devraldığımızdan bu tarafa bütün sorunları derlediler ve önünü açtık. Hepiniz biliyorsunuz bir katta varan, yani çatı katının tama ibla edilmesi bir kat demek, birleşenlerin imar artışları, bütün problemleri çözebilecek yetkiyi almamız kentsel dönüşüm imar plan notları sayesindedir. Bu bizim emeğimizdir. İlgili başkan yardımcılarımızın, mühendislerimizin, mimarlarımızın emeğidir. Bunu yok sayamazsınız. Kentsel dönüşümün önünü Zeytinburnu'da biz açtık. 3616 konut ruhsat almış, 1181 ticaret, bir de diğer fonksiyonlar kategorisinde 24 bağımsız birim var, toplam 4771. Böylelikle arkadaşlar 5715 konut, 1385 ticari bölümün dönüşümünü sağlamışız. Şimdi bunları büyük bir gönül rahatlığıyla
devraldığımız gündem bu tarafa. Zeytinburnu'nda 30 yıldır yaşayan bir kardeşleri, bir hizmetkarları olarak Zeytinburnu'ndaki evlerin dönüşümünü sağlamak üzere yaptık. Bundan da gurur duyuyoruz. Keşke sayın meclis üyelerimiz, İstanbul Büyükşehir'deki iktidarı elinde bulunduran CHP'li meclis üyelerimiz, İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin Zeytinburnu'nda yürüttüğü kentsel dönüşümlerle ilgili rakamları verebilselerdi. İnşallah 2024'ten sonra biz bu rakamlara Büyükşehir'le birlikte yaptığımız kentsel dönüşümleri ekleyeceğiz. Şimdi yeri gelince çok hayal kırıklığına uğradığım bölümler var. Oralarda ayrıca değinilen konulara cevap vermeye gayret edeceğim. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Ben tabii uzun yıllar bürokraside emek vermiş bir kardeşinizim. Dolayısıyla bizim bütçe müzakereleri konuşmamız aynı zamanda muhalefet meclis üyelerine bir eğitim sayılmalıdır. Buna haddimin olduğunu zannediyorum. Önce şu, buradaki başlıklar değerli arkadaşlar bizim tercihimiz değil. Belediyeler, kamu idareleri bütçelerini 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu çerçevesinde hazırlarlar. Bununla ilgili yönetmelik tebliğler var. Biz ona uygun olarak elimizdeki kaynağı buralara dağıtırız. Dolayısıyla işte bir takım adlandırmalar bize ait değil. Yani müşavir firma ve ödemeler, bu bizim tercihimiz değil. Bu böyle hazırlanmış. Analitik bütçenin taslağı bu. Hani oralara çok fazla takılmamanızı, bir dahaki önümüzdeki dönem aranızda gelebilecek olanlar mutlaka vardır tekrar muhalefet meclis üyesi olarak. Önümüzdeki dönem bu hususlara daha fazla vakit kaybetmeden esas olarak bütçe felsefesi üzerine yoğunlaşmanızı tavsiye etmek için bunları söylüyorum. Kentsel dönüşümle ilgili cevap verdim zaten, ayrıca Arnavut Mahallesi'ne teşekkür de geldi. Şimdi tahakkuk tahsilat dendi efendim, bu bütçe teklifi tahakkuk tahsilat meselesini önümüzdeki yıl faaliyet raporunda göreceğiz. Burada tahakkuk tahsilat yok. Hani tekrar bunları eğitim kapsamında söylüyorum hakikaten. Esas mesele şu, 5 yıl boyunca Büyükşehir adına konuşan arkadaşımızın ilk dönemi mi ikinci dönemi mi Cemal abi? Düzgün Bey'in ikinci dönemi. İki. İkinci dönemi, yani ben hayretler içindeyim, diyor ki özel kalem müdürlüğündeki memur maaşlarının artışı şu kadar, dolayısıyla özel kaleme şu kadar artış yapılmış. Ya arkadaşlar, yani belediyecilik bir, belediyelerin tabi olduğu personel mevzuatı var. Özel kalem müdürlüğünün çalışanlarının ayrı bir maaş, Fen İşleri Müdürlüğü'nün çalışanlarının ayrı bir maaş, İmar Müdürlüğü'nün çalışanlarının ayrı bir maaş verme imkan ve ihtimalimiz yok. Böyle bir imkan yok. Yeri gelmişken anlatayım. Belediyemizde 3 tür personel çalışmaktadır. 1. 657 sayılı devlet memurları kanuna tabi personel. Memurlarımız, mühendislerimiz, başka emlakçılarımız vesaire. Birinci kategori bu. Bunlarla ilgili artışı biliyorsunuz hükümet belirliyor. Sendikalarla müzakere sonucunda. Birinci kategorimiz bu. İkinci kategorimiz toplu iş sözleşmesiyle bağlı olarak çalışan personel. Belediyemizde iki toplu iş sözleşmesi yürürlükte. Birisi eski kadrolu personel dediğimiz yetkili sendika farklı, ki çok azaldı arkadaşlarımız. Uzun yıllar ben o sözleşmeleri de yürüttüm. Bir de kanun hükmünde kararname dolayısıyla belediyemiz şirketlerine geçen personelin özlük haklarını düzenleyen bir toplu iş sözleşmemiz var. Etti 3. Geri kalanı bu kanun hükmünde kararnameden sonra olmak kaydıyla hizmet alım yoluyla çalışan az sayıda personel var. Onu ilgili firma belirliyor zaten. Hepi topu bu. Bütün bunlarla ilgili artışları, azalışları tekrar edelim. Düzgün Bey, önümüzdeki dönem gelirseniz, unutmazsanız memnun olurum. 657'yi devletin verdiği zamma göre veriyoruz, bir. Öbürünü de toplu iş sözleşmesiyle ilgili var olan mutabakat, uzlaşma, toplu iş sözleşmelerinin bağlanması neyse ona göre veriliyor. Dolayısıyla müdürlüklerimizin farklı farklı maaş skalası, maaş politikası uygulama imkan ve ihtimali bulunmamaktadır. Bunu da arz etmiş olayım. Şimdi tabii güzel şeyler de var. Dedi ki Düzgün Bey, inşaatlar ağır gidiyor dedi. Çok teşekkür ederim takipleri için.
Keşke büyük şehirinde böyle ağır giden inşaatları olsa Zeytinburnu için. Ben de desem ki burada Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle şunları yaptık. Belki onu sonra sayarım. İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin de şöyle güzel bir yatırımı var. Kendilerine teşekkür ediyoruz diyebilseydim. Ama ne yazık ki birazdan konuyu Sayın Grup Başkanı açtığı için birazdan yaptıklarınız yapmadıklarınızla ilgili kısa bir not açıklayacağım inşallah. Dolayısıyla asıl mesele, hani çoğu zaman sevgili muhalefet meclis üyelerimizin yaptığı gibi tribüne oynamak şeyi var. Bir de genel bir şey söyleyeyim. Konuşan üç konuşmacının konuşmaları birbiriyle çelişik. Yani aranızda bir görev dağılımı yapsanız ve bence ya senin söylediğin benim bu söyleyeceğime ters düşüyor. Bunu söylemesen iyi olur deseniz bence daha iyi olur. Çünkü birbiriyle çelişik şeyler söylüyorsunuz. Şimdi Hasan Hüseyin Üsküdar Bey dedi ki o imar planı bize ait. Yani millet bahçesini düzenleyen, içinde millet caminin de olduğu şey bize ait dedi. Çok teşekkür ederim. Tabii önceki döneme ait. Ama başka bir meclis üyeniz dedi ki rezerv konut yaptınız filan. Değerli arkadaşlar, burada biz bizeyiz. Zeytinburnu halkı bizi dinliyor. Buradaki kentsel dönüşüm uygulaması. Bir de bir arkadaşımız askeri alandı, yeşildi filan dedi. Yani askeri alan ancak personel girebiliyordu. Hanginiz girdiniz? Ben burada 30 yıl yaşadım, hiç askeri alana girdiğimi hatırlamıyorum. Öyle mi? Yani orada bir Zeytinburnu halkı orada eğleniyordu, coşuyordu filan, öyle mi? Allah. Ha, düğüne gidiyorlar. Ha, bravo. Ben yemeğe gidiyorlardı. Davetli olarak düğüne gittiğinde iştirak ediyorlardı. Evet. Şimdi efendim arkadaşlar, hepinizin bildiği gibi. Düzgün Bey, bir saniye arkadaşlar. Arkadaşlar. Yapmayın, bütün Zeytinburnu size güler yahu. Orası askeri lojman, etrafı çevrili, güvenlikli bir alandı. Askeri personelimiz kalıyordu, başımızın üstünde yeri var tabii ki. Şimdi efendim. Başkanım lütfen. Değerli meclis üyesi arkadaşlarım. Başkanım. Zeytinburnu askeri lojmanları 520 konut. Çevre Şehircilik Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi ve Zeytinburnu Belediyesi'nin işbirliğiyle aynı sayıda konut Başakşehir'de arsasıyla beraber yapılmak suretiyle tasfiye edilmiş ve Zeytinburnulu hemşehrimize kazandırılmıştır. Zeytinburnumuzun tam ortasında, göbeğinde hepimizin dinlendiği, nefes aldığı, eğlendiği, ferahladığı bir mekan olarak Zeytinburnulu hemşehrilerimiz hizmetindedir. Toplu Konut İdaresi'nin burada yaptığı harcamaları karşılamak üzere hepinizin bildiği gibi şimdi rezerv konutların olduğu bölgede bir hasılat paylaşımı konut yapılacaktı. Daha kolay anlaşılsın diye söyleyelim, lüks konutlar yapılacaktı ki Toplu Konut İdaresi'nin yeni arsa maliyeti, yeni 520 kadar konut maliyetini çıkarabilsin diye. Bu imar planına biz hiç dokunmadık. Dokunduğumuz yerleri de söyleyeceğim. Dokunduğumuz yerler de Zeytinburnu'nun lehine dokunduğumuz yerlerdir. Ayrıca kültür merkezinin arkasındaki alan da sizin o katkınızın olduğu imar planında turizm alanı olarak görünüyordu. 2,5 emsalli otel yapılacaktı oraya. Peki biz ne yaptık? Geldik, dedik ki buradaki konutları Zeytinburnu'nun kentsel dönüşümünde kullanacağız. İlgili yere sıra gelince onu gene söyleyeceğim. Ve Zeytinburnu'nda kendiliğinden ve yerinde dönüşümü imkanı olmayan bir yerin dönüşümünde kullandık. Evet, bütün yaptığımız kentsel dönüşümlerde tamamı, tesis, 5 tesis, rezerv konutlar, çırpıcı, İETT, tamamında bittikten sonra hak sahipleri çok büyük bir değere kavuşuyorlar. Evet, bizim yaptığımız da oradaki hak sahipleri için bir değer, ama bu sadece burası için değil, bütün özel sektör kentsel dönüşümleri için de büyük bir değer getiriyor. Biz bunu aynı zamanda kentsel dönüşümün gücü olarak görüyoruz. Dolayısıyla biz satmadık. Zeytinburnu'nda kendiliğinden ve yerinde dönüşme imkanı olmayan, tamamen kaçak yapılmış, hiçbir çözüm olmayan bir yerin dönüşümünde kullandık. Bundan da son derece memnunuz. Dolayısıyla bir de tabii araya böyle şeyler katayım, ben de biraz rahatlayayım. Bu hani bütçe senin filan işleri, bunlar ucuz numaralar değerli arkadaşlar. Bunlar ucuz numaralar. Biz Zeytinburnulu hemşehrilerimiz tarafından,
Zeytinburnu hemşehrilerimizin büyük bir desteğini alarak seçilmiş bir kadroyuz. Ayrıca seçildiğim günden bu tarafa bütün haneleri dolaşarak taleplerini, beklentilerini, önerilerini, şikayetlerini alıyoruz. Bütün sosyal medya araçlarından her gün onlarca, yüzlerce hemşehrimizin doğrudan talepleriyle muhatabım. Her yıl her mahallenin en büyük kahvesinde hemşehrilerimi davet ediyorum, ilan ediyorum ve herkes gelip bize görüşlerini, düşüncelerini aktarabiliyorlar. Dolayısıyla hani bütçeyi bilmez, bütçe teknik bir meseledir. Biz her gün hemşehrilerimizle beraberiz. Gerisi hiçbir iş yapma derdinde olmayanların tamamen ortalığı bulandırmalarıdır. Mış gibi yapmalarıdır. Biz hiçbir işi mış gibi yapmadık. İnanmadığımız hiçbir işi yapmadık bu zamana kadar. Nitekim bütün konuşmalarda birisi hariç ona bir cevap vereceğim. Şu işiniz yanlış dediğiniz bir işe rastlamadım. Hani şu işimiz yanlış değil. Bir konuyla ilgili onu ayrıca söyleyeceğim. Onu kendisi yanlış anlamış. Onu da izah. Bir tane işimiz yanlış diyemezsiniz. Çünkü biz Zeytinburnu hemşehrilerimizin taleplerine karşılık vermek için çalışıyoruz. Şimdi hayal kırıklığına uğradığım bölüme sıra geldik. İlgili arkadaşımızın konuşmasına. Zeytinburnu'nda uzun yıllar mimarlık, müteahhitlik yapan bir arkadaşımızın söylediği hususlar gerçekten hayal kırıklığı. Yani bunu aynı zamanda muhalefet grubunun hayal kırıklığına tabii ki ekliyorum. Dedi ki rezerv konutlar nerede? Rezerv konutlar kentsel dönüşümde kullanıldı. Çok açık. Takas yaptık. Satılmadı. Oradaki hak sahiplerine takas yapıldı. Bir kısmının hala borcu var. Onu tabii hiç görmüyorsunuz. Sadece bütün dönüştürülen daireler değerli. Değerli arkadaşlar, sokak arasında yıkılıp yeniden yapılan bir dairenin değeri yüzde kaç artıyor? Sokak arasında hiçbir özelliği yok. Aynı bina yıkılıyor, depreme dayanıklı hale geliyor. Yüzde kaç artıyor? %200. %200'e yakın. Hepsinde böyle. Bu sadece bize özgü bir şey değil. Fakat asıl mesele şu. Hani normalde geçirdiğimiz belediye meclisimizin kararıyla oy birliği diye hatırlıyorum. Kentsel dönüşüm imar plan notlarına. Gerçi galiba arkadaşımızın çıkmış mıydı dışarı, nasıl olmuş ben hatırlamıyorum o kısmını ama oyu var. Oylamaya katılmamıştı. Doğru, ondan demek ki kaçınmış. Ada bazlı dönüşüm teşvik edilmiyor dedi. Yahu insaf, insan okuduğunu anlar. Anlamazsa ilgili arkadaşlarımıza sorabilir, izah ederiz. Bilmemek ayıp değil, öğrenememek de ayıp değil. Ada bazlı kentsel dönüşümü İmar plan notlarımız teşvik ediyor. %35'e varan bir imar artışı var. Nasıl teşvik etmiyormuşuz? Nasıl teşvik etmiyormuşuz? %35. El insafu nisfuddin. Hayırlısı dedim ya, işte dişime göre bir muhalefet çıksa da gerçekten böyle bu tür hani herkesin anlayabileceği şeyi bir daha burada izah etmek durumunda kalmasaydım. Efendim? Yok, kırılmaz. Şimdi efendim bir sonraki arkadaşımıza gelelim. Değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar. Soru cevap karşı. Ben sizi dinledim. Siz de dinlerseniz. Süleyman Bey. Şimdi değerli arkadaşlar. Değerli meclis üyesi arkadaşlarım. Niye çalışmıyor? Değerli meclis üyesi arkadaşlarım. Sayın Gazioğlu'na teşekkür ediyorum. Fakat bu kitaplarla ilgili söylediği şeye yine hayretle bakıyorum. Şimdi bu kitaplarda bir tane fotoğraf yok. Bir tane fotoğraf yok arkadaşlar. Bu kağıdın üçüncü hamur olmasıyla kuşu arasında ne fark var? O bir tane kocaman bir kitap görmüştüm. Gerçi dikkat ederseniz iyi olur, kafamızı yarabilir. Nerede o kitap? Kaldırır mısın? Nerede o kitap? Bir çıkarır mısınız? Yani yahu etmeyin, elemeyin değerli arkadaşlar. Şimdi tabii Ayrıca Sayın Muhalefet Meclis Üyemizin Bakırköy hatırlatması için de çok teşekkür ederim. Zeytinburnu'lu hemşehrilerimiz komşu ilçemizin belediyecilik uygulamalarını gayet güzel yakından izliyorlar. Ben kendisine teşekkür ediyorum bu hatırlatması için, Bakırköy kıyaslaması için. Bir de tabii bu arada
şunu söylemek istiyorum. Bir de Büyükşehir Belediyesi'nin zeytinburnumuza kreş sözü vardı. İnşallah önümüzdeki dönem. Asıl mesele de şu. Sayın Gazioğlu'nun söylediği mesele şu. Değerli arkadaşlar. Değerli. O kadar rahat olduğum konularda konuşuyorsunuz ki. Dedim ya, ilk adımımız kentsel dönüşüm müdürlüğünü kurmak. Zeytinburnu Belediyesi'nin arama kurtarma ekibini kurmak bizim dönemimize nasip oldu. Bunun için Allah'a sonsuz şükürler ediyorum. Çok maliyetli bir aracı temin ederken arkadaşlarım şahit, bu konuda herhangi bir kısıt olmayacak dedim. Türkiye'nin en gelişmiş arama kurtarma aracı Zeytinburnu Belediye'mizindir. Zeytinburnuların malıdır. Nitekim Allah basiret verdi, bütün bu hazırlıkları yaptık. Mobil mutfak tırıyla birlikte, arama kurtarma ekibiyle birlikte Gaziantep'e deprem bölgesine ilk koşan ekip olduk. Bunun için hepimiz gurur duyduk. Hepimiz gurur duymalıyız. Dolayısıyla arama kurtarma personelimiz 2006 Şubat'tan sonra yeniden yeni gelen gönüllü arkadaşlarımızla birlikte büyümeye, gelişmeye, biz de her gün buna destek vermeye devam ediyoruz. Bütün Zeytinburnu olarak sizin de gurur duymanızı tavsiye ederim. Şimdi geçen mecliste meclisi ben yönettiğim için cevap vermiştim ama anladığım kadarıyla muhalefet meclis üyelerimiz yeteri kadar tatmin olamamışlar. Zeytinburnu'nda yapılan bir inşaatın satış ofisiyle ilgili bir eleştiri gündeme geliyor. Ben o toplantıda söylediğim şeyi tekrar etmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, değerli Zeytinburnu hemşehrilerim, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni İstanbul'un gerçek gündemine dönmeye, İstanbul'un 5 yıl boyunca gecikmiş, aksamış sorunlarıyla ilgilenmeye ve yoğunlaşmaya davet ediyorum. Bu inşaata olan ilgisini merak ediyorum. Burası devletin mülkiyetinde olan bir arsa haline gelmiştir. Vali vesairenin adı geçiyor. Zeytinburnu Belediye'miz buraya taraf değildir. Ama siz dönüp dolaşıp nasıl bir aranız varsa dönüp dolaşıp oraya geliyorsunuz. Konunun hukuki hiçbir problemi yoktur. Devlet kendi arsasının üstündeki konunun takipçisidir. Ayrıca zaman her şeyin ilacı, ne olacağını hepimiz göreceğiz değerli arkadaşlar. Bu bir büyük inşaatın yapılmış ilk satış ofisi değildir. Bunu siz de biliyorsunuz. Diğer inşaatlarla ilgili böyle bir ilgi yokken İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Sayın Başkan'ın ilgisine anlam vermekte zorlanıyoruz. Şimdi değerli arkadaşlar, kaç dakika oldu başkanım? Orada yazıyor mu? Toparlarsak iyi olur. Yarım saat oluyor başkanım. Tamam. Yok. Evet. Bu dönemin son bütçe konuşması Allah nasip ederse hemşehrilerimizin de desteğiyle inşallah önümüzdeki dönemde biz burada olacağız. AK Partili Belediye Başkanı burada olacak. Şimdi tabii Hasan Hüseyin Bey'in ilk meclis üyeliğini ben hatırlamıyorum. Kaç? 1968 yok. 84'te kuruldu. Ne zamandı Hasan Hüseyin? Şimdi şöyle, bu kadar tecrübeli ve muhalefet meclis grup başkanlığı yapan kıymetli bir arkadaşımız, ben şahsen çok seviyorum, kentsel dönüşümle ilgili getirdiği çözüm müthiş. Bir şirket kuracağız ve o şirket kentsel dönüşüm tamamını yapacak. Tamam, ben size şunu söylüyorum. Sayın CHP grup başkanı, efendim, elimizde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından AK Partili Büyükşehir Belediye Başkanı döneminde kurulmuş, tecrübesi, yetkinliği, teknik kapasitesi ispatlanmış, Zeytinburnu'nda daha önceki dönemlerde kentsel dönüşüm çalışması yapmış, şu anda hemşehrilerimizin içinde huzurla oturduğu bir şirket var. Elinizde bir şirket var, belediyeniz de var, elinizi tutan mı var? Hadi buyurun kentsel dönüşüm yapın. Yapmazsınız, çünkü CHP zihniyeti böyle bir derdi yok değerli arkadaşlar. Gölge etmeyin başka insan. Harika. Beyefendi bizim sloganımızı ezberlemiş. Hakikaten öyle. Gölge etmeyin başka insan istemez. Evet başkanım. Şimdi dolayısıyla burada ben Zeytinburnu'nda yaptığımız, elbette ben yola çıkarken de Zeytinburnu'lu hemşehrilerime söyledim. Dedim ki biz iktidar partisinin mensubu olacağız. Çünkü
Genel seçim bizden önce yapılmıştı hatırlayın 2018'de. Cumhurbaşkanımız seçilmişti ve 2019'da biz adaydık. Ben iktidarın, Ankara'nın bütün imkanlarını buraya seferber edeceğime söz vermiştim. Allah'a sonsuz şükürler olsun. Bu sözümüzü de tutmuş durumdayız. Zeytinburnu'na kendi imkanlarımız ve Ankara'nın imkanlarıyla çok sayıda eser kazandırmak nasip oldu. Aynı şeyi keşke CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimiyle de yapabilseydik. Emin olun gururla bunu da söylerdim. Hiç şüpheniz olmasın. Ama ne yazık ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin böyle bir derdi yok. Şimdi ben birkaç şeyi söyleyeyim müsaade ederseniz. Son meclis bütçe konuşmam olduğu için söylemezsem beni rahatsız eder. Bir tanesi bu içinde bulunduğumuz binaya dair 2020 yılındaki tam olarak rakamını söyleyeyim çok hoşuma gidiyor. 22.297.432 Türk lirası istedi bizden İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Ne için? Zeytinburnu Belediye Başkanlığı olarak kullandığımız bu binayı işgal ettiğimiz iddiasıyla beraber. Yani ecri misil biliyorsunuz işgal tazminatı demektir. Ne zaman? 22.09.2020 tarihinde. Ve ayrıca buradan buraya amiyane tabirle çökmek için de girişimlerde bulundu. Ama kötü komşu ev sahibi yaparmış. Biz Allah'a sonsuz şükürler olsun 30 yıl Zeytinburnu Belediye Başkanlığı olarak kullanılmış. Şimdi İstanbul'un parlayan yıldızı Kazlıçeşme Sanat'ın tapusunu aldık. Ecrimisil tahakkukunu da iptal ettirdik. Emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. İkincisi otopark dedi sayın muhalefet meclis üyelerimiz. Bir de arada bir şey geçti. Düzgün Bey de Zeytinburnu tanımıyor tabii. Millet Bahçesi'nin altına otopark yapsaydınız dedi. Sayın Kaya, Zeytinburnu'muzun 15 Temmuz Meydanı'nın altı otoparktır. Millet Bahçesi, yani kaymakamlıkla 15 Temmuz Meydanı'nın arasındaki yeraltı otoparkı da Zeytinburnu tarihinde ilk defa AK Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmış bir yeraltı otoparkı bulunmaktadır. Ayrıca bizim yaptığımız çok amaçlı salonun da eksi ikisi otoparktır. Son olarak hizmet binamızın altında otopark olarak kullanılmaktadır. Orada bir otopark ihtiyacı şu an için söz konusu değildir. İhtiyaç olursa boş. Ben sana rakamları getiririm boş. Getiririm ben sana rakamları. Dolayısıyla ihtiyaç olursa Millet Bahçesi'nin her tarafına tabii ki otopark yapılır. Ama o civar bizim Zeytinburnu'nda otoparkın en yoğun olduğu yerdir. Hiç şüpheniz olmasın. Ama bu otopark ihtiyacı var doğru. 5 tesis otopark ihalesini AK Partili İBB ihale etmişti. Projesini hazırlamıştı, yaklaşık maliyetini hazırlamıştı, ihale etmişti. Fakat CHP'li İBB geldi ne yaptı? İptal etti. Orada da iyi bir şeyde bulundu. İçinde olmayan bizim geliştirdiğimiz bir uygulama oldu. 3 kat otoparkı yine yaptık. Zemin katına kapalı pazar yeri oluşturduk ve mevcut spor tesisini bir kat yukarıya çıkararak çok muhteşem bir spor tesisini kazandırıyoruz. Üstelik Zeytinburnu Belediye'mize de herhangi bir yük olmadan o sizin yapmadığınız, iptal ettiğiniz, bizim hazırlayıp ihale ettiğimiz işi yapmak bize nasip oldu. Asım Bey'in teşekkürlerini duyar gibiyim. Tabii orada Batırak yanında tesis olacak inşallah. Efendim. Ben Zeytinburnu'nda Sayın Kaya. Düzgün Bey. Sayın Kaya. Ben Düzgün Bey Zeytinburnu'nda doğmamak benim tercihim değil. Ben Rize'de doğdum. Bu benim tercihim değil. Ama ben Zeytinburnu'nu karış karış biliyorum. Karış karış. Şimdi bir diğer yapmadığınız husus da burada defalarca yüzünüze. Ya değerli arkadaşlar meclis toplantısına gelirken görmüyor musunuz? Çöplük oldu. İçinde suç işleniyor. Kapkaranlık. Şantiye 2 yıl boyunca dilimizde tüy bitti. Başladığınız, bizim başlattığımız Marmara Zübeyde Hanım Parkı'nı bitirin dedik. Yapamadınız. Bitiremediniz. Hazır pişmiş aşı tamamlayamadınız. Daha önce de burada söyledim. 38 günde arkadaşlarımız girdi ve tamamladı. Zeytinburnu'na yepyeni bir yeşil alan daha kazandırmak bize nasip oldu. Bir diğer husus Millet Bahçesi'nden arta kalan arsalardan biri de biliyorsunuz Zeytinburnu itfaiye alanı.
Zeytinburnu itfaiyesi prefabrik alanda hizmet veriyor değerli arkadaşlar. Arsası hazır. Ne zaman devretmişiz? 5-1-2022. 5 Ocak 2022 tarihinde mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi'ne geçmiş. Nerede hani itfaiye tesisi? Yapamazsınız. Yapmaya niyetiniz yok çünkü. Dolayısıyla ben sayılacak şey çok. Yani yahu arkadaşlar 5 yıl bitti. Bu benim son bütçe teklifim bu dönem için. Bir tane yaptığınız için niye söyleyemediniz Sayın CHP grubu? Ya? Bir tane yaptığınız için söyleyin. Buyurun. Ne? Başkanım. Evet. Üst geçit var. Aa, muhteşem. Tabii tabii. Bilmez miyim? Evet. Efendim. Son olarak onları Sayın CHP Meclis Grubu bunları konuşma sırası sizdeyken ve meclis başkanımız size sınırsız süre verirken söyleyecektiniz. Değerli arkadaşlar, çünkü söyleyecek sözünüz yok, yaptığınız bir eser yok, icraatınız yok değerli arkadaşlar. Bütün Zeytinburnu halkı, kıymetli hemşehrilerimiz görüyor. Ben zaten buraya yaptıklarımızı anlatmaya gelmedim. Onları yaşıyoruz hepimiz, her gün yaşıyoruz. Şimdi bir hususu atladık. Hasan Hüseyin Bey'in söylediği, bir taraftan kentsel dönüşümü çözdü, yaptı, etti diyor. Bir taraftan yoğunluktan şikayet ediyor. Tesis kentsel dönüşümün yoğunluğundan. Bu da bir eğitim. Eğitim olarak kayda girsin. Efendim, sayın meclis üyeleri, bizim hazırladığımız kentsel dönüşüm imar plan notlarıyla 3000 metrekareleri toplarsanız benzer görüntüler ortaya çıkıyor. Zaten iki tane örneği de görülüyor. Yani biz diyoruz ki ey hemşehrilerim, bir araya gelin, size imar artışı verelim ve güvenli evlerde oturalım diyoruz. Bu sadece tesis kentsel dönüşüm projesine özgü bir şey değildir. Hemen arkasındaki yere de bugün başlayabiliriz hemşehrilerimiz uzlaşırsa. Hazır tamamen. Dolayısıyla okullar. Ben hani buraya faaliyet raporunu anlatmaya gelmedim. Faaliyet raporunu inşallah tabii anlatacağız. Zeytinburnu'nda yine bizim takibimizde. Çünkü biz hemşehrilerimize söz verdik. Zeytinburnu'nun bir problemi bizim problemimizdir. Muhatabı kimse onunla gider konuşur çözeriz dedik. 6 Şubat depreminden sonra tahliye edilen sadece 2 okul kaldı. Allah'a sonsuz şükürler olsun. Şu anda devam eden okullar da tamamlanınca inşallah tekli eğitime geçmiş olacağız. Bu geçtiğimiz 4,5 yıldaki gecikme hepinizin bildiği gibi dünya çapında yaşadığımız bir pandemi ile 6 Şubat depreminin verdiği gecikme, ama hızla inşaatları takip ediyoruz. Sadece Cevizlibağ'daki kampüsün dönüşümünün bugünkü değeri zannediyorum 1 milyar TL civarındadır. Önümüzdeki Şubat ayında inşallah orayı hizmete açacağız. Dolayısıyla değerli arkadaşlar, sevgili Cumhuriyet Halk Partisi grup sözcüsünün kendi görev alanımızla ilgili söyleyecek bir sözü olmayınca mevzuyu genel iktidar filan gibi konulara getirerek kaçmaya çalışıyor. Yok öyle değil. Belediye konusuna gelelim, belediyecilik konuşalım. Sizin elinizde İstanbul Büyükşehir Belediyesi var. Keşke değerli meclis üyesi arkadaşlarım, keşke bu dönemin son meclis bütçe toplantısında, son bütçe teklif toplantısında CHP meclis grubu çıksa ve dese ki biz Büyükşehir Belediyesi olarak şunları yaptık, siz ne yaptınız deseydi, ben de çıkıp bütün yaptıklarımızı anlatma fırsatı bulsaydım. Ama maalesef koca bir 4,5 yıl bugün için geçti. 6 ay önümüzdeki dönem zaten görünen köy kılavuz istemez görünüyor. Zeytinburnu'na bir çivi çakamadınız. Asıl mesele şu, demin söylemediğim mesele şu. Hani Zeytinburnu stadyumu ile ilgili konudan kaçtınız. Anladım. Zeytinburnu kapalı spor salonunun kamulaştırması yapılmış,
parası ödenmiş, belediye mülkiyetine geçmişken iade etmeye kalktınız. İade etmeye kalktınız. Bütün raporlar toparlandı. Ben ertesi gün basın toplantısı yapacağımı öğrenince apar topar ucube bir kararla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin genel sekreteri ve bürokratları kendi tekliflerini reddederek geri döndürdüler. Yani evrakta tahribat yaparak reddettiniz. Tek başına bu husus sizin sokağa çıkamamanız için yeter sebeptir. Şey ortadadır. Encümen kararı bizim elimizde. Zeytinburnu'nda uzun yıllardır benim çocuklarımın da gittiği kapalı spor salonu depremsellik dolayısıyla yıkılmıştı. Yeniden başlayacakken bir mahkeme kararıyla %50'si başka bir vakfa geçmişti. Büyükşehir Belediyesi bizim izlediğimiz yöntemi izlemeyerek, kamulaştırarak bedeli aldı. Tekrar büyükşehir mülkiyeti haline gelmiş. Tam kapalı spor salonu ihalesi yeniden başlayacak diye beklerken İstanbul Büyükşehir Belediye Encümeni'ne bu satın almayı iade etmek üzere bir karar teklifi gönderdiniz. Zaten belediye encümenine bildiğiniz gibi idare teklif eder. Sonra bizim bu hususu takip ettiğimiz Zeytinburnu gündemine taşıyacağımızı anlayınca apar topar ucube bir kararla. Ben Zeytinburnu Belediyesi'nde 10 yıl encümen başkanlığı yaptım, belediye başkanlığını temsilen. Bir idare bizim uyarımıza rağmen, üstelik ilk toplantıda bütün bunları konuşacağız. 5 yıllık hesabı konuşacağız. Bizim uyarımızla bir hafta ertelediler. Bir hafta ertelediler bu kararı. Sonra biz dedik ki olacak iş değil. Burası kapalı spor salonu. Zeytinburnu bunu biliyor. Bir hafta sonra ısrar ettiler. Uyarımıza rağmen, AK Partili belediye encümeninin uyarısına rağmen ısrar ettiler. Karar çıktı. Fakat bizim bu hususu gündem yapacağımızı anlayınca geri adım attılar. Geri adımların tamamı evrak olarak bizde duruyor. Kapalı spor salonunun kamulaştırması yapılmış, ücreti yatırılmış, tapusu alınmış yeri iade etmeye kalktı İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi. Daha ne olsun, daha gerisini neyi söyleyeyim? Ama seçimler yakın. Allah nasip ederse inşallah hemşehrilerimizin desteğiyle biz hem Zeytinburnu Belediye Başkanlığı'nı yeniden, hem de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı evet, yeniden bize geçecek. İsmail oturduğunuz Bey, yerden konuşmanıza gerek İsmail yok. Bey. Ben belgelerle konuşuyorum. Bu teklif İstanbul Büyükşehir Belediye Encümeni'ne girmiştir. Benim çocuklarım, buradaki arkadaşlarımın çocukları orada, daha Zeytinburnu Belediyesi'nin yüzme havuzu yokken, Zeytinburnu'nun tek yüzme havuzu vardı. Depremsellik dolayısıyla yıkılmıştı. Yeniden yapmak isteyince mülkiyet problemi çıktı. Fakat Büyükşehir Belediyesi kamulaştırmadan vazgeçme kararını aldı. İade ederken benim bunu Zeytinburnu'nda siyaset gündemi yapacağımı anlayınca apar topar 10 yıl encümen başkanlığı yaptım ben. 10 yıl. Hiçbir idare kendi teklifini ucube yöntemle geri almaz. Şöyle yapabilir. Der ki arkadaşlar, biz bu teklifi geri çekiyoruz. Neden? Karar çıkmıştı artık. Ucube bir karar iade ettiler. Belgeler bizde duruyor efendim. Belgeler bizde duruyor. İsterseniz hepinizi ya dağıtırım. Dolayısıyla değerli arkadaşlar, Düzgün Bey, değerli arkadaşlar, başkanı toparlayalım. Keşke bu 2024 2000 bu bütçe teklifinde keşke Sayın Büyükşehir'de iktidar olan değerli meclis grubu da kendilerinin Zeytinburnu'nda yaptığı faaliyetleri anlatabilselerdi. Bizim faaliyetlere bir cevap veremedikleri gibi belediyemizle ilgisi olmayan konularda top çevirerek her zaman olduğu gibi klasik CHP muhalefeti yapıyor. Ben CHP'ye bütün oy veren seçmenlere saygılarımı sunuyorum. Hemşehrilerime saygılarımı sunuyorum. Onları tenzih ediyorum.
Sokakta karşılaştığım 7-24 neredeyse sokakta karşılaştığım bütün hemşehrilerim aynı hususu söylüyorlar. Son olarak yine Sayın CHP Grup Başkanı bir şey söyledi. Resim asma dedi. Resim asma. Onu atlıyordum az kalsın. Seçim kampanya dönemi dışında benim fotoğrafımı Zeytinburnu'nda açık havalarda, billboardlarda, açık hava mecralarında gören bir CHP meclis üyesi var mı? Yok başkanım. Seçim yok. Meclisi dinlerseniz Sayın Terzi, niye dinlemiyorsun meclisi? Tekrar etmiyor. Ama şimdi şu anda buradan üst geçite bakın, Büyükşehir Belediye Başkanı'nın fotoğrafı orada duruyor. Benim bir tane fotoğrafım yok. Resim asma dedi birisi. Nerede yaşıyor o arkadaş? O arkadaş nerede yaşıyor Sayın Üsküdar? Efendim, hepinize... Evet. Ya arkadaşlar, Sayın, tamam. Sayın CHP Grup Başkan Vekili dedi ki resmini asıyor dedi. Ben de şunu söylüyorum. Söylediğim şey şu. Seçim kampanya dönemi dışında açık hava mecrasında bu fakirin fotoğrafını gören var mı? Varsa göstersin. Başkanım. Efendim, o bir nezaket cümlesi. Allah'a çok şükür. Hani bendeniz fakir derler. Hani ben demek benim edebime yakışmadığı için, yoksa elhamdülillah ben 300 bin nüfuslu büyük Zeytinburnu ailesine hizmet ediyorum. Bundan daha büyük zenginlik olamaz. CHP meclis grubuna bütçe müzakerelerimiz konusunda ki performansı dolayısıyla teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki dönemde böyle dersinde çalışmayan bir grup karşımıza gelirse biz belediyecilik deneyimimizi burada anlatmaya devam ederiz. En başta Zeytinburnulu hemşehrilerime, büyük Zeytinburnu ailesine çok teşekkür ediyorum. Bize Zeytinburnu ailesine hizmet etme fırsatı verdiği için. Sonra da elbette bu bütçe teklifini hazırlayan bütün mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Gösterdikleri Zeytinburnulu hemşehrilerime, bize gösterdikleri güven için teşekkür ediyorum. 2024 bütçemizin, performans planımızın Zeytinburnumuza, ilçemize, büyük Zeytinburnu ailesine hayırlar getirmesini diliyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum sevgili başkanım. Böylece değerli meclis üyelerimiz, müzakereler bitmiştir. Raporlara geçiyorum. İki raporumuz var. Raporların okunmuş sayılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, raporlar okunmuş sayılmıştır. Birinoğlu raporu görüşmeye açıyorum.